davetine uyup geldiğin için çok teşekkür ederim. Bir süre daha çağırmasaydınız davetsiz gelecektim. Bizi yalnız bıraksan. Çay. Su. Lütfen. Matematikle aran nasıl? Çok sevişiriz. Bir çift zarın kaç kombinasyonu vardır? Ben o dilden anlamam. Kombinasyon, permütasyon bana göre değil. Ben saymayı, hesaplamayı bilirim. Peki. Sorunun cevabı? 36. Diyelim ki ben bu zarı attım. 5-5 geldi. Bir dahaki sefere 5-5 gelme olasılığı nedir? 1296'da 1. Doktor yasakladı. Ama arada kaçamak yapıyorum. Şöyle sert bir şeyler içmeye ne dersin? Su yeterli. Peki. Peki. Diyelim ki elimde 10 tane zar var. 10'unu da aynı anda attım. Hepsinin 5-5 gelme olasılığı nedir? Matematik sınavı yapmak için mi benimle tanışmak istediniz? Mira seni o kadar uzun zamandır anlatıyor ki merak ettim. Ama çabuk vazgeçtiniz. Dövüşte ben yere yığılınca kaybettiğimi düşünüp gidiyordunuz. Kaybedenlerle işim olmaz. ...60.466.176'da 1. Pardon, bu ne? Sorduğunuz sorunun cevabı. 10 zarı aynı anda attığınızda hepsinin 5 gelme ihtimali. Bilmiyorum cevabı ama bu kadar net söylediğine göre doğrudur. Bir önemi var mı? Açıkçası benim için de bir önemi yok. Benim için gerçek güç matematiksel doğruları bile değiştirebilmektir. Doğruları değiştiremezsiniz. Sadece hile yapabilirsiniz. Yaparım. İstediğimi almak için ne gerekiyorsa onu yaparım. Bana da bu yüzden bir ihtiyacınız var. Hile yapıp sonuçları değiştirebilmek için. Evet. Ben şansa asla inanmam. Seni o kadar uzun zamandır arıyorum ki. Beni mi arıyorsunuz? Yoksa benim gibi birini mi? Kimsin sen? Kim olduğumu bilmiyor olsaydınız şu anda burada oturuyor olmazdık. Bırak. Güzel cevap. Daha kaç soru var?
Sınavı geçtin. Artık rahatlayabilirsin. Sadece siz benimle görüşmek istediğiniz için değil, ben de sizinle tanışmak istediğim için burada konuşuyoruz. Rahatlamam için hileli cümlelere değil, gerçeklere ihtiyacım var. Halini hatırlıyor musun? Hayır. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Hayır. Anlıyorum. Eski yaralar hassastır. Hiç ummadığın yerden kanamaya başlar. Benimki kanamıyor artık. Kabuk bağladı. Ben de onu söküp attım. Peki sen niye benimle tanışmak istedin? Çok sıkıldım aşağılardan. Yukarı çıkmak istiyorum. Çoğu insan korkar yukarılardan. Bizim buralarda rüzgar serttir. Herkes karşısında duramaz. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Duramazsam dönerim. Güzel. Değişime karşı koyan insanlardan sıkıldım artık. Değişim korkutucudur. İnsanlık tarihinin en büyük yanılgısı. Eğer değişimin vakti geldiyse diretmenin, korkmanın, kaçmanın hiçbir manası yok. Bu topraklarında değişim vakti geldi. Nasıl bir şeyden bahsediyorsunuz? Yepyeni bir dünya düzenine ayak uydurmaktan bahsediyorum. Yeni dünya düzeni dediğiniz üsttekilerin alttakileri ezdiği bir sömürü imparatorluğu. İşte bu cahil halkı kandırmak için kullanılan bir motto. Ezenler, ezilenler, üsttekiler, alttakiler. Ne yani? Bu dünyanın gerçeği değil mi? Güçlü değilsen güçten yana olacaksın. Rüzgarı tersine çevirmek ancak hikayelerde olur. Güçlünün gücünü kullanacaksın. Güçlünün karşısına çıkarsan ezilen sen olursun. Dünyanın gerçeği işte bu. Bunun adını da sömürü koymuşlar. Gücün gereği ezmektir diyorsunuz yani. Değiştirmektir diyorum. Değişim önce zihinlerde başlar. Bugün kıyafetlerimiz, günlük zevklerimiz bize mi ait sanıyorsun? Güçlü olanların istediğini yaşıyor herkes. Kıyafetlerini değiştirmekte hiçbir sakınca görmedi insanlık. Ama zihinlerini değiştirmemekte ısrar ediyorlar. Benden beklentiniz ne? Her devrimin bir Che Guevara'sı vardır genç adam. Benden olmaz. Ama senden olabilir. Hayalimdeki ülkenin kapılarını birlikte açabiliriz. Kulağa hoş geliyor. Bunun karşılığında benden ne isteyeceksiniz? Sen yoluna devam et. Ben sana yolu açacağım. Beni görmeyeceksin bile. Çok derinlerde olacağım.